Merhaba arkadaşlar. Bu yeni dersi evde oturarak yapmamaya karar verdim. Şehirde olan, karşımıza gelen şeyleri size Azerbaycan Türkçesinde tanıtmak için yeni bir şey düşündüm. Dün şehre gezmeye çıktık ve şehri gezerek Azerbaycan Türkçesinde konuştum. Bugün işte görüyoruz, hava yağmurlu. Azerbaycan'da derler yağış yağır, hava yağışlı. Dün yağış yoktu. Dün hava külekliydi, yani rüzgarlı. Sizi dünkü gezintime davet ediyorum. Birlikte gezelim ve öğrenelim. Bu İstanbul'un merkezi köşesidir. İstiklal Caddesi. Bugün hava çok külekli, soğuk. Biz gezmeye çıktık. Yine de güzel gezebiliriz. Türkiye'de cadde ve sokak diye iki söz var. Bunlar ikisi de Azerbaycan'da küçe. Lakin Azerbaycan'da prospekt de var. Prospekt uzun ve düz ve büyük bir küçeye prospekt diyorlar. Mesela buna prospekt demek olmaz. Bu caddedir, bu küçedir. İstiklal Küçesi. Bu düz değil, bu mesela sonra dönür. Hem de ki bu çok böyle geniş de değil. Bu yok, bu küçedir. Ama sokak nerede? Sokak daha balacadır. Mesela bu biraz büyük, böyle ana, bu ana cadde diye, merkezi küçe diye aslında, bu İstiklal Caddesi, merkezi küçedi. Mesela sokaklara buradan böyle ara küçeler var, buradan dönürük sağa, dönürük sola, buradan mesela. Onlara küçe diyorlar, onlar balacadılar. Bu ise cadde. Hem de çıkmaz sokak var, çıkmaz sokak. Azerbaycan'da dalan diyorlar ona, dalan. Türkiye'de çıkmaz sokak. Burada da bir yer var. Change Office yazılmıştır. Change Office yani döviz. Döviz yeridir. Döviz, valutaya döviz diyorlar. Azerbaycan'da valuta. Valuta mübadelesi. Yani döviz bozdurma yeri. Valuta mesela dolar olur. Bugün doların mezennesi ne kadardı? Mezenne yani dolar kuru. Dolar kuru ne kadar? Doların mezennesi ne kadardı? 7.18. Biraz aşağı düşüp. Doların kursu aşağı düşüp. Böyle. Burada da Akbank var. Akbank ama Türkiye'de bank demirler. Banka değiller. Azerbaycan'da bank değiller. Başka yere gitmek istesek gerek buradan Taksim Meydanı'na gidek. Orada avtobüs dayanacağı var. Avtobüse binip istediğimiz yere gidebiliriz. Metro stansiyası da var orada. Taksim metro stansiyası. Sizi Taksim Meydanı'ndan salamlıyorum. Taksim Meydanı'ndayım. Arkamda Zemarmara Mehmanhanası var. Azerbaycan'da otele mehmanhana diyorlar. Güzel burada, kuşlar uçur. Buradan İstiklal Caddesi üzerinde bir tramvay gelir. Tramvay işliyor. Tramvay. Bak burada bir heykel var. Atatürk heykeli. Bak burada aptek var. Eczane. Aptek. Bu bir sokak. Meşelik sokak. Bu bir balaca küçe. Bu da büyük küçe. Burada da kırtasiye var. Kırtasiye Azerbaycan'da defterhana levazimatı mağazası. Oo, ne güzel. Tramvay bizim üstümüze gelir. Nostalji tramvay. Nostaljik tramvay. Burada kadim tramvaylardır. Kadimden bu küçede. Kadimden işliyor. Mado'dan çay aldım. Ama Mado'da oturup çay içmeme icaze vermediler. İzin vermediler yani. O yüzden geldi. Çayımı içtim. Şimdi bu zibile atmak lazımdı. Zibil. Türkiye'de çöp diyorlar. Azerbaycan'da çöpe zibil diyorlar. Zibil kabı aktarırım. Zibile atacağım. Aslında Azerbaycan'da da çöp kelimesi var. Fakat başka bir anlamda kullanılıyor. Kürdan mesela. Kürdan çöp. Dişimi çöple temizledim diye. Bir tahta parçası, bir sap kimi. Çöp.
Belə. Hə, burada demək maşın yolu vardır. Bir də Səki vardır. Mən Səkidə gəzirəm. Səki Türkiyədə kaldırım. Kaldırımda yürüyorum. Buradan biz Qalata qalasına çıxırıq. Qalata kulesinə. Budur gözəl. Budur gözəl. Ümid edirəm ki bunu buna çıxa biləcəyik. Bu gözəl qalaya baxa biləcəyik. Bakıda da qala var, Qız qalası. Bu qədər hündür deyil məncə, biraz daha alçaqdır ama o da qədim bir qaladır. Galata Kulesi'nin içindeyiz. Evet, Galata Galası'nın içindeyik. Bir yıl önce buradaydık. Geçen yılın Mart ayında buraya gelmiştik. Bura biraz farklıydı. İndi biraz değiştirdiler. Burada bir tamir ettiler. Her şeyi yeniden elediler. Ve buradan da böyle manzara açılır. Karşı taraf görünür orada. Üsküdar, Kadıköy, Körpü. Burada bu tarafta. Beşiktaş, ne bileyim, bu tarafta. Pilleken'den yukarı çıkıram. Maralı olacak. Önce burada kafe var idi, çay, kahve almak olardı, indi yemek yemeye olardı, indi olmaz. Şimdi geniş bir zal var. Geçen yılın kadrolarını da göstereyim. Burada ne vakit ki restoran vardı, biz burada oturmuştuk. Sigara içilmez. Burada da sigaret çekmek qadağandır. Sigara içilmez. Çok yaxşı. Başka insanları rahat edebilir. Burada bir balkon gibi bir yer. İnsanlar gezirler, çekirler. Şimdi 7. kattayız. 7. mertebedeyiz. Bu 8 katlı bir kaladır. 8 mertebeli kala. Türkiye'de kat deyirler. Burada mertebe. 1. mertebe, 2. mertebe, 3. mertebe. Şimdi aşağı düşürük artık. Düşürük yani iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Aşağı düşürük. Her mertebede maraklı şeyler var. Bu müzeyde. Önce böyle şey yok idi. Boy da büyük zincirdi. Burada da böyle televizyada her şeyi anlatır. Muhtelif şeyler satırlar burada değil mi? İkon, ondan sonra Polonya. Hadi kalon yani. Satırlar burada. Böyle heykelcikler satırlar. Bu zalda da bunlar satırlar. Resimler, heykeller, maralı şeyler. Süvenir. Şimdi burada son mertebedeyik artık. Birinci mertebe. Ha, bilirsiniz bir de Türkiye'de mertebeleri de farklı sayırlar.
Mesela bizde birinci mertebe değiller, Türkiye'de zemin kat değiller. Bizde ikinci mertebe değiller, Türkiye'de birinci. Böyle bir karışıklık var. Çok güzel. Galanı da gezdik, gördük. İstiklal Caddesi'ni de gezdik. İndi eve kayıtmak vaktidir. İndi sizinle de burada hudahafizleşirim.